Kastamon ayakası sayfa 142 mektup 95 Aziz Sıttık kardeşlerim Kahraman Tahiren'in ve Katip Osman'ın mektupları hakikaten benim için bir ilaç hükmüne geçti. Yarım maddi yarım manevi endişe hastalığına bir tiryak hükmüne geçti. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden razı olsun. Evet az ve sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz ehli dünyayı mağlup etmiş ve ediyor. Yoksa bir tek tesettür risalesiyle 120 adamı tevkif edenleri 130 risaleyle bir tek adamı tevkif edemediklerinin sebebi ilasınız ve metanetinizdir hükmediyor. Şimdi Tahir abi ve Katip Osman abi mektupları Üstad Hazretleri'nin o zamanki maddi ve manevi hastalıklar tilyak hükmüne geçmiş. İlaç olmuş yani. Şimdi buradan şunu anlayacağız ki kelam insan üzerine büyük bir etki oluşturuyor Allah'ın izniyle. Yani kelamda Cenab-ı Hak bir etki yaratıyor. Hani bir insana iyisin, iyisin demesi, iyileşmesi, fenasın, fenasın desen fenalaşması değil mi? Çok vuku bulunan bir hakikattir. Dolayısıyla kelamın tesir yönü vardır Cenab-ı Hak. Onda bir tesir halk ediyor. Yine eskilerin deyimiyle söz var, iş bitirir. Söz var, baş yitirir. Yani söz içerisindeki aslında sözün hem karşı tarafta oluşturacağı etki hem de kişide oluşturacağı etki ifade ediliyor. Yine Üstad Hazretleri bu da Tahir abi ve Osman abi'nin sağlam itikatlarının hizmete dair ondan sonra gayretlerinin, bağlılıklarının ve yapmış oldukları hizmetleri ifade ettikleri mektupları Üstad için bir tiryak hükmüne geçmiş. Yani burada nazarıma şu çarptı benim. Üstad Hazretleri yarım maddi, yarım manevi endişe hastalığına diyor. Tiryak olduğunu söyledi. Ha, burada ilaç değil de tiryak manasını Düşündüm biraz. Ne demek? Tiryak baktığın zaman ilaç manası geçer Lügat'ta. İlaç maddi tedavi eder. Tiryak maddi ve manevi hastalığı tedavi eder. Her ilaç tiryak değildir ama her tiryak ilaçtır. Bu da ayrı bir tefekkür. Evet. Az mesabatınız, ihlas ve ciddiyetiniz ehli dünyayı mağlup etti diyor. Ondan sonra çünkü tesettür risalesi için 140 adamı hapse sokmuşlar zamanında. Fakat şimdi tesettür risalesi için 120 adamı tevkif etmişler. Bir risale için 120 adamı hapse sokmuşlar. Fakat bunca neşredilen 130 risaleler için bir tek adamı tevkif edememişler. Peki bunun sebebi ne diye üstad söyleyince bunun sebebi olarak da sizin diyor ihlasınız, sizin diyor metanetinizdir diyor yani. Böyle bir tesir Cenab-ı Hak yaratıyor bunun üzerinden. Mektup şöyle devam ediyor. Tahirinin Hizbül Ekber ve Virdül Azam'ı tabi için İstanbul'a gitmesi bütün ruhumuzda onu tebrik ve muvaffakiyetine dua ediyoruz. İstanbul'da Şefik'ten başka Risanur'la ciddi alakadar çoktur. Fakat adreslerini bilmiyorum. Yalnız Barlalı, Hacı Bekir ve İnebolu'da icra dairesinde bulunan Hafız Emin, ve Güranlı Mehmet Efendi'yi de şefik vasıtasıyla bulabilir. İstanbul dostları münasebetiyle meşhur bir vaiz benimle görüşmek için gelmiş, görüşemeden gitmiş. Bir zata yazılan bu bir mektubun suretini size gönderiliyor. Belki oradaki bazı adamlar bu adam gibi o hitaba muhtaçtırlar. Şimdi Üstad Hazretleri burada kimliği meçhul bir vaizden bahsediyor. Ben bu vaizin kim olduğunu araştırdım, bulamadım ama çok da önemli değil. Çünkü çoğu zaman böyle kimlik araştırmaktan hakikati unutuyoruz yani. Ne demek istediğini unutuyoruz. Buradaki vaiz kim? Buradaki vaiz benim. Buradaki vaiz sensin. Buradaki vaiz vakatları okuyan, ders okuyanlar, ders anlatanlar. Düstur bir kanun umumi şeklinde alabiliriz bunu. Şimdi İstanbul'daki o etkili ile hizmet eden o vaize Üstad Hazretleri bir terkinatta bulunacak. Yani aslında buradaki terkinatlar bütün irşat noktasında gayret gösteren umum nur talebelerine, haseten nur talebelerine, tabi ve bütün ehli imana bakan noktaları var. Mektup şöyle, İstanbul'a uğrayan lisan şakitleri senin gayret ve ciddiyetini ve tesirli vaazını bize haber verdiler. Senin gibi metin ve halis bir zatı Risanur dairesinde görmek arzu ediyorlar. Ben de onlar gibi cidden seni Risanur dairesinde görmek istiyorum. Şimdi Üstad Hazretleri konuya başladı yani kimliği meçhul olan bu zatı risale dairesinde görmek istiyor ağabeyler. Üstad Hazretleri diyor ki ben de seni risale dairesinde görmek istiyorum. Çok etkili bir vaizsin, güzel vaaz ediyorsun, gayretlisin, hamiyetlisin. Ben de Nur talebeleri gibi seni bu dairede görmek istiyorum. Şimdi gelecek paragraf aslında bunun neden istediğini ifade edecek. Yani çok önemli manevi sebeplere binaen yani Üstad bunu istiyor. Yoksa hani aramıza katıldığı gücümüze güç kat şeklinde değil. Bir sürü hikmetler sayacaksın. Hikmetler çok önemli. Diyor ki mektupta, bilirsin ki iki elif ayrı ayrı olsa iki kıymeti var. Bir çizgi üstünde omuz omuza verse on bir kıymet aldığı gibi. Senin tesirli nasihatınla ihzar ettiğin hizmet-i imaniye tek başına kalsa şimdiki tehacumat-ı müttehideye karşı dayanması çok müşkil. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine iltihak etse o iki elif gibi 11, belki 111 kıymetinde ve kuvvetinde olacak ve karşıdaki ittifak etmiş daraletlere karşı dayanacak. Şimdi burası önemli. Üstad Hazretleri İstanbul'da etkili vaaz veren o bireysel hizmet eden vaiz ediyor ki, İlhas Lisesi'ndeki düsturları nazara verip, Elifler misaliyle ehli dalaletin, ehli imanın her bir ferdine cemaatlerini göndererek yapmış olduğu tahribata karşı diyor. Senin tek başına mücadele imkanın bu zamanda yok diyor. Ne kadar etkili bir vaiz olursan ol, ne kadar etkili vaaz verirsen ver, ne kadar hamiyetli olursan ol, tek başıyla senin bu zamanda bu kadar tahribata karşı dayanma imkanın yok. Sana ne lazım? Sana tesanüt, ihlas, metanet, ciddiyet gibi vasıflarla güçlendirilmiş bir güç lazım. O da risanur işte. Sanur içerisine gireceksin diyor. Risanura dahil olacaksın ve şahsının gücünü risanur içerisindeki güçle birleştireceksin. Yoksa dayanamazsın. Bakın bu zaman ferdiyet zamanı değil. At onu ifade edecek işte. Bakın bu zaman Eyl hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır cemaatten çıkan bir şahsi manevi hükmeder ve dayanabilir. Büyük bir havuza sahip olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini o havuza atmaktır, eritmek gerektir. Yoksa o buz parçası erir, zayi olur, o havuzdan da istifade edilmez. Yine İhlas Risalesi'nde verilen misal zikrediliyor burada. Şimdi bu zamanda şahsi kemalat ile kendini muhafaza etmek imkansız. i̇mkansız diyorum yani. Şöyle bir tevafuk oldu. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Biz geçenlerde, yani bu derse ben çalışmadan önce İstanbul'da bir derste beraber yan yana geldik. Bir ehli hizmet abimiz var Mustafa abi diye. Mustafa Balbay. Çok kaliteli, çok mütefekki bir Nuh talebesi. Elhamdülillah. Onunla böyle konuşurken o laikaların öneminden bahsediyorduk beraberce. İşte bu çalışmalarımızı anlatıyordum ona ben. O da bunun Tebrik etti işte, öneminden birkaç bahsederken. Dedi ki, ben dedi bir cemaat kavramı üzerine çalışırken dedi, sikkeyi tasdikle de. dedi, bir cümle bulmuştum dedi. O cümleyi hatırlayamadı. Ben dedi sana mesaj atacağım dedi o cümleyi. Sonra bana mesaj attı Samsun'dayken ben. Ben mesajı açmadım çünkü unutmamak için yani okumam lazım. Açarsam bulunduğum zaman müsait değildi, mütala yapıyorduk. Sonra bu dersi çalışırken dedim ya Mustafa abinin bana attığı mesaja bakayım dedi. Ne demek, ne, ne atmış han yani o... Bak burayı çalışırken mesaja baktım. O asırda şahsen istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Demek şahsi istikamet değil. İstiki tasdikteki yer. Bak buraya da Samsun'dayken diye işaretlemişim. Tevafuk olarak da şey yapmışım burada. Şu da bak şurası. Yani bu zamanda tek başımızda bizim Ehl-i dalaletin ve küfün her bir mümine cemaatlerle ise hücum ettiğini ifade ediyor Üstad Hazretleri Kastromun arkasında. Sen bu zamanda tek başına kalacaksın, tek başına birisi hizmet yapacağım. Bunun bu zamanda imkansız yani. O yüzden yapman gereken şey ne diyor? Bir cemaate hasreten de tesanüt, ihlas, metanet gibi, ciddiyet gibi vasıflarla vasıflandırılmış bir cemaate girmen lazım. Şimdi abi cemaatler çok. Abiler 1930 yıllarda süfyanizme karşı duran tek cemaat var. Yani diğerleri çok cüz'i yani. Şimdi bazı cemaatler bakıyorsun sen işte hizmet falan filan diyor. Kardeşim yani 1930'lu yıllar süfyanizmin zirve zamanları yani. Kimse yok yani. Peki ne yapmak lazım? Havuzda eriyeceksin diyor. Bir buz parçası hükmündeki enaniyetini diyor. Ne yapacaksın? Havuza atacaksın. Bizim için de geçerli. Hatta İhlas Risalesi'nde ifade edilen mana bu. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi dairemiz içerisinde bir tefekkür bu. Şimdi insanın enaniyetini bir buz parçasına benzetiyor Üstad Hazretleri. Doğru mu? Doğru. Üstad Hazretleri Kur'an almış olduğu dersle eneği nahnüye tebdil edilmesini. Yani buzun eritilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi enenin eritilmesi zordur. Yani bunun için çok ciddi gayret sarf etmemiz lazım. Bir süreçtir. Sürekli bir eğitim gerektirir. Dolayısıyla eneyi eritmenin en kolay tahkiki yolu, metodu, yakay ki Kur'an'ı nefsimizden başlayarak tahkiki bir şekilde okumak ...mayetimizdeki az, fark, noksan ve kusurun idrakini sağlamaktır. Şimdi az ve fark ve noksan ve kusur unuttuğumuz zaman hakaik iman ile meşgul olmaya başladığımızda bir de afaktan başlayıp insanlara anlatacağım diye yola çıkmaya başladığımızda ilimle kalınlaşmaya başlayan ene havuz içine girer bir buz parçası iken, Allah muhafaza buzul hükmüne geçebilir. Buzul olur. Yani buzul ne demek? Buz. Bir de buzullar vardır ya Antarktika'da bana böyle buzullar. O hale gelir ve artık eneyle de kabileşmeye başlayıp etraftaki insanların çokluğu ile beraber o buz parçası buzul olur ve kırılamaz hale gelebilir Allah muhafaza. Yani cemaat içerisinde fert olabilirsiniz. Dikkat edeceğiz. Evet. Daha da ilerleyen zamanlarda ene mikrobu vücudu insanın her tarafına yayılır. Erimeyince Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. o insan bütün letaifiyle ne oluyor? Adeta ene olur. Yani buzdan buzula giden bir süreç tamamlanmış olur. O yüzden enanetin hüküm fermi almış olduğu bu asırda mümtaz bir şahsiyetle böyle bir muvaffakiyet imkansızdır. Üstad Hazretleri İstanbul'daki o etkili vaize bunu söylüyor, aslında bize de söylüyor. Sen tek başına öyle böyle bireysel takılaraktan işte çok hizmet ediyorum, anlatıyorum, ben kimseye takılmam, ben cemaatsiz durucuyum falan gibi ifadelerle bir yere tabi böyle bir cemaat içinde erimeden bu zamanda yürümen imkansız diyor. Evet, mektup şöyle devam ediyor. Hem mucibi tacip hem medarı teessüptür ki bakın ehli halk ve hakikat ittifaktaki fevkalade kuvveti ihtilaf ile zayi ettikleri halde ehli nifak ve ehli dalalet meşreplerine zıt olduğu halde ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar. %10 iken 90 ehl aykatı mağlup ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Öyle bir zamana gelmişiz ki ehli dalalet ve nifak ehli imanın silahıyla ehli imanı vuruyor. Normalde ittifak kimin silahı? Benim. Değil mi? Tesanüt kimin silahı? Benim. Cemaat kavramı kimin silahı? Ehli imanın. Ehli dalalet ve küfür bunu anlamış. Bütün bunları alıyor. Bakıyorsun kendileri birleşiyorlar ve her bir ferde, her bir ehl imanın her ferdine cemaatlerle ama nasıl bir cemaat diyor Kastamonu arkasında? Mütesanit bir cemaatle ehl imana saldırıyorlar. Normalde ehl imanın yapması gerekeni ehl-i dalalet ve küfür yapıyor ve bugün de %10 iken %90 ehl imana galip oluyorlar mı? Oluyorlar. Bak ne oldu? Kur'an'ın dersini sen dinlemezsen adamlar dinliyorlar, uyguluyorlar ve kendi nifak ve dalalet ve küfürlerine karşı Onları basamak yapıyorlar yani. Sanki senin kullanmadığın silah adam kullanıyor. Senin silahınla seni vurmuş oluyor. Evet, mektup bu şekilde sona ermiş.